Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. Bu kısmı çok tekrar ediyorum ama belki bu dersle başlayan olursa nerede olduğumuzdan haberdar olsun diye arada da anmada fayda görüyorum. 9. söz ne hakkındaydı hatırlarsak? Namazın 5 vakti hikmeti tahsisini konuşuyorduk. Bu vakitler neden seçilmiş? Bu vakitlere namaz neden seçilmiş? Namaz neden bu kadar tekrar ediliyor gibi birçok sorunun cevabı bu risalede mündemiç. 1, 2 ve 3. nükteleri konuştuk. 4. nükteyi konuştuk. 5. nüktede sonlara yaklaştık artık diyebiliriz. Pekala, bir baştan alalım yine o meşhur ayetleri ve İki paragrafımızı okuma geleneğimizi sürdürelim. Ondan sonra doğrudan 5. nükteye geçelim ve o üzerine konuşmak istediğimiz bölüme gelip konuşalım. 9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hina tumsuna ve hina tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve ashiyan ve hina tuzhirun. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriydi bunlar. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın diye kısa bir mealini Allah razı olsun söz basımı vermiş. Ayet-i kerimedeki öğelere dikkat çektik, meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda ayet-i kerimenin sadece namazdan değil, namazın içinden ve vakitlerinden bahsettiğini gördük. Yani Kur'an bize diyor ki namazın sadece emrine bakmayın, içindeki öğelere ve vaktine de bakın. Namaz bunlarla beraber emredildi. Bunlardan ayrı değil. Demek ki hikmeti de bunlarla bağlı. Bediüzzaman Hazretleri de ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz demekle bu kapıyı açtı. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer mahkesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım dedi mürşidimiz. Biz elbette 1, 2, 3, 4 bunları okuduk, konuştuk. Tekrar dönsek elbette üzerine konuşacak çok şeyler buluruz ama bir yerde de veda etmemiz gerekiyor metinde ilerlememiz için. Ve 5. nükteye kadar geldik. 5. nüktenin ilk paragrafını da bir okuyalım. Çünkü bu paragraf metnin gerisiyle bağlı. 5. nükte. İnsan fıtraten zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor.
hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Evet, burada insanın hakikatiyle bir yüzleşme gördük. Eğer bu yüzleşmeden dersimizi aldıksa işte onunla beraber şimdi inşa vaktine gidiyoruz. İnşa vaktinde ilk 3-4 paragrafı konuştuk ama ben oraları bir hızlıca okuyacağım. Ondan sonra asıl konuşmak için gelmemiz gereken noktadan başlayacağız tefekküre. İnşa vaktindeki, yani yatsı vaktindeki, o vakit gündüzün ufukta kalan bakiyeyi asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nehar olan Kadir Zülcelal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musahhır-ı şemsi vel kamer olan Hakîm-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur-u zamanla ehli kuburun bakiye-i asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün başka aleme geçmesindeki Halık-ı Mevt ve hayatın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup, azim sekeratıyla vefat edip, geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında Halık-ı Arz ve Semavat'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf-ı hakikisi, mabut ve mahbub-u hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir, bütün bunlara hükmeder bir kadir-i mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki inşada İbrahimvari "La uhibbul afilin" deyip, mabudu lem yezel ve mahbubu la yezalin dergahına namazla iltica edip, ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki-i sermedi ile münacat edip, bir parçacık bir sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nur-u hidayetini görüp istemek. Buraya kadar konuştuk elhamdülillah. Bundan sonrası işte üstüne konuşacaklarımız. Hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmete döküp, bakın yatsı namazında bu da varmış, bir daha okuyayım. Hem muvakkaten, yani geçici olarak onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmette döküp. Şimdi mesela odaklanmayı düşünelim. Odaklanma nasıl olur? Harice karşı bir derece körleşmeniz gerekir odaklanacağınız şeyi daha iyi görebilmek için. Veya odaklanabilmenin bizzat kendisi budur zaten. Harice karşı bir parça körleşme. Yatsı vaktinde de böyle bir sır var. İki türlü de var. Bir, dünya kararıyor, kapanıyor ve insan düşünecek olarak yalnız kendisini buluyor, kendi içini buluyor. Yani aydınlanan, ışık gören bir tek yer var, kendi içi. Bir bu var, yani Cenab-ı Hak sanki yatsıyı, geceyi
hem dinlenelim diye, evet Kur'an'da böyle buyuruluyor. Yani gece bir dinlenme vakti. Fakat bir de kendini dinleme vakti sanki. Yani o dinlenmeyi iki türlü de düşünelim. Kesretle meşgul olduk gündüz boyunca. Sabahtan başladık, akşama kadar hep başkalarla, ötelerle, afakla meşgul olduk. Şu bu, şu bu, o başkalarının derdi, stresler, işler, güçler falan dünyamızı çok dağıttı. Ama gecede Cenab-ı Hak bir derece bizi mecbur ederek, başka şeylerle meşgul edemez kılarak, gerçi bu işte ahir zamanda şimdi elektrikle, ışıkla, şunla bununla biz yine kendimizi meşgul edecek afak buluyoruz, ama eğer güneşi yaşayan insanlar olsak, güneşe göre yaşayan insanlar olsak, yatsı vakti bize ne yapardı? Bizi kendimize döndürürdü. Yani dışarısı bitti. Artık sen varsın, senin için var. Diyor ki işte ha bunu diyor anla, fark et. Bu karartma kendi içine dönmen için yapıldı. Bunu diyor hisset. Muvakkaten geçici olarak onu unutan ve gizlenen dünyayı. Hani dünya gizleniyor, seni unutuyor. Sabah arkadaşlarınla beraberdin. Sohbet ediyordun, çay içiyordun, iş yapıyordun, şu bu. Ama o gece olunca onlar da seni terk etti. Yani gündüz seninle haşir neşir olanlar gece seni terk etti. Yanında değiller artık. Gece o ilişkiye bir mesafe koydu ister istemez. Bir sessizlik getirdi. Bir durulttu. Bu unutmadan diyor bir şey al, bir ders al. Bak unutuyorlar seni, bırakıyorlar seni, ayrılıyorlar senden. Öyle o hale gelmiş dünyayı sen dahi unut diyor. Merdane sen de onu unut. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmete döküp. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. O halet, gecenin haleti insan Allah'ı ile Rabbisi ile baş başa kalsın diye sanki öyle. Şimdi bakın çok şey bir hadise aslında. Yani uzayla ilgili bir hadise. Dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle, dünyanın kendi etrafında dönmesiyle falan böyle kozmik bir olaydan bahsediyoruz. Ama geldi ucu insana dayandı. İnsanı da gece vakti kendine döndürüyor. Dünya dönüyor kendi etrafında. Dünya dönüyor güneşin etrafında. Güneş de dönüyor bir yıldızın kim bilir neyin etrafında. Çünkü her şey bir cezbeye kapılmış halde. Ama insan da dönüyor kendi içinde, kendi etrafında. Nasıl? Gündüz dışarı, gece içeri. Gündüz dışarı, gece içeri. Yani bu uzaydaki düzen insanın içine de kurulmuş. Bediüzzaman Hazretleri burada bizi böyle gece, istikbal, hani dünkü derste çokça konuştuk onu. Başka başka geceler, kışın gecesi, ölümün gecesi, kıyametin gecesi, ahiret gibi bağlamları hatırlatarak bu döngünün parçası olduğumuz daha fazla hissettiriyor. İnsan-alem ilişkisi işte bakınız buradan böyle parlıyor. Nasıl dünya kendi eksen etrafında dönüyorsa insan da kendi içinde bir döngü içinde gündüz uzaklaşıyor. Gecesinde yakınlaşıyor kendi içine. Onu diyor hakkını ver. O haletin bir hikmetle yapıldığını anla. Kanaat et o sırra. Nasıl dünya seni unutuyor? İnsanlar ilişkilerini kesiyorlar gece vakti senle. Bir sessizlik çöküyor. Hem varlığa hem sana hem meclisle, dost meclislerine, akrabalar ortamına, komşuluğa, mahallene bir sessizlik geliyor. Onun bir hikmetle olduğunu çöz diyor. Orada bir sır var. Onu kavra, sen de kendi içine dön diyor. O sessizlik içinde kendi içinin sesini duy. Çünkü gündüzleri gürültü içinde kendi içindeki sesi duyamıyorsun. İnsanın kendi içindeki sesini duyması için durgunlaşması gerekir. Hareket ederken o ses kolay gelmez kulağa. Hani düşünürün sermayesi dalgınlıktır. Bunu Dücane Cündoğlu diyor galiba bir kitabında. Güzel bir söz aslında. Yani o dalgınlığı yaşamazsan dışarıya doğru bir kapanma olmazsa insan içindeki sesleri duyamıyor, içindeki keşifleri yapamıyor. Mesela Evliyaullah tabii farklı terbiye metotları var ama çile diye bir şey yapmışlar mesela 40 gün kapanıyorlar. Zikrullah'la meşgul oluyorlar, ibadetle meşgul oluyorlar. Dışarıyla ilişkilerini minimum seviyeye indiriyorlar. Belki hiç kurmuyorlar. Yine işte o günler geldi. Ramazan'da itikaf diye bir ibadet var. Camiye kapanıyorsunuz.
dışarıyla ilişkilerinizi minimum seviyeye getiriyorsunuz. İslam'da bu tarz şeyler çok. Oruç bile mideye gıda göndermiyorsunuz, su göndermiyorsunuz. Ne oluyor? Şimdi mide boşa çıktığı zaman vücudun çoğu kısmını boşa çıkarıyor. İşte enerjiniz düşüyor falan filan. Bu haleti ruhiye ne oluyor? İnsan kendi içine dönüyor. Dışarıya koşamazsın. O enerji kalmadı. Bakınız tam tersini düşünelim. Mesela cep telefonu bizi ne yapıyor? En sakin anımızda bile dışarıya bağlıyor. Hoca hutbe veriyor cumada. Adam çıkarmış cep telefonunu. Bir şeyler yazıyor mesela. Hoca bazen hutbede diliyle söylüyor. Ya kardeşim şu cep telefonunu kaldır diyor ya. Söylemek zorunda kalıyor. Vaazda veya hutbede. Niçin? Çünkü o nasihatini alman için, yani o lafzullahın sende tesir yapması için dikkatinin orada olması lazım. Senin dikkatin nerede? Senin dikkatin çık 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 da yani. Cep telefonunda. Bu çok böyle hayatımızı saran bir şey. Dikkatimizi çok dağıtan bir şey. Eskiden sadece cep telefonu şeyle meşgul olurduk. Namazda çalacak mı çalmayacak mı? Şimdi öyle değil. Şimdi cebine koyduramıyorsun adamı. O hale geldi yani cemaatte. Artık hoca hutbede uyarıyor. Yapmayın, etmeyin diye. Gibi gibi. Bu sadece burada mı böyle? Hacda da belki öyle. Başka yerlerde de böyle. Odaklanma olmayınca ilerleme olmuyor arkadaşlar. Yani bu hepimizin yaşadığı şey. Günlük işlerimizde de bunu görüyoruz. İşe kendini vermezsen, derse kendini vermezsen, işte atıyorum ne bileyim gündelik herhangi bir şeye konsantre olmazsan sonuç alamıyorsun. Onda ilerleme olmuyor. İnsanoğlu konsantrasyonla kuyu kazan bir canlı. Taş taş üstüne diken bir canlı. Kendi içinde, bilgisinde, emeğinde. Ama şimdi öyle bir hale geldik ki dikkatimizi toplayamıyoruz. Hiçbir yönde ilerlememiz olmuyor. Yani İslam aleminin en büyük problemlerinden birisi bence dikkati toplayamamaktır. Özellikle mesela bu şey niye yaşanmış işte, niye Avrupalılar bilmem şunlar bunlar kalkınmış da Müslümanlar geri kalmış falan bu tartışmalar olur ya. Bu tartışmaların bir yanı da bence buna bakıyor. Müslümanları rahat bırakmıyorlar. Bakınız Mısır bir türlü, Uygur Müslümanları bir türlü, atıyorum işte Çeçenistan bir türlü, aşağı iniyorsunuz Yemen bir türlü, ilerliyorsunuz Cezayir bir türlü. Yani her tarafta birileri çökmüş uğraştırıyor bizi. Filistin bir türlü. Şimdi o dertler var. Biz kendimizi şeye veremiyoruz ki işimize, gücümüze veya işte ilerlememiz gereken noktaya. O kafirler bize böyle her tarafımıza bir meşguliyet bırakmışlar. Başlarımıza münafıkları sarmışlar, Asya münafıklarını. Abi her yerde bir diktatör, bir bela. Yani taşlar üst üste binmiyor o yüzden. Bizi bile mesela bak işte şu süreçte Türkiye son 20 yılda yani benim gençliğim yani o tamamen 20'den işte 40'a kadar o yıllar geçti. Şimdi o süreçte olanlara bakıyorum, evveline bakıyorum. Büyük şeyler oldu gerçekten. Ama bu bile yine odaklanamadık. Çok bir sürü şey yaşadık mesela. Başımıza türlü türlü hadiseler geldi. İşte darbe teşebbüsüdür. İşte efendime söyleyeyim. Daha işte onun öncesinde gezidir, şudur budur. İşte muhtıralardır falan. Ya bir rahat bırakmıyorlar ki. Yoksa Müslümanlar geri kalacak falan değil. Yani o teknik anlamda bile. Zaten insan olarak biz onlardan ilerideyiz de. O konuda kesinlikle geri adım atmayalım. Ahlak olarak, iman olarak, fikir olarak, maneviyat olarak biz her zaman ilerideyiz. Kamiller bizde onlarda değil. Üstadın o Paris'teki bilmem neler bir de gelsen diyor. İşte Seyda'nın huzurundakilere baksan diyor. Orada diyor melek kıyafeti giymiş şeytanlar. Burada gariban kıyafetinde sultanlar göreceksin diyor. Haklı mı? Haklı. Hakiki insana baktığın zaman hakiki insan yine burada. Onların dışı süslü. İşte ahir zamanda öyle olacak demiş. Deccal'in cennet suretinde cehennemi, cehennem suretinde cenneti olacak. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Bugün İslam alemi sanki öyle gözüküyor cehennem suretinde ama içi cennet. Onların da orası cennet suretinde ama içi cehennem. Cenab-ı Hak bizi o illüzyonlardan ayırsın. Nereden geldik buraya? Geceden geldik. Neyse efendim hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup
dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmete döküp, hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defteri amelini hüsn-ü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek. Bu da, yani yine yatsı namazının şeylerinden, şimdi gece oluyor, uyku vakti geliyor. Bir daha kalkar mıyız, kalkamaz mıyız? Cenab-ı Hak alırsa ruhumuzu, kabzederse, işte o uyku son uykumuz oldu. E diyor, böyle bir duruma giderken, yani iradenle bedeninin bağı kesiliyor. Öyle bir yere giderken diyor, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp, yani torbanın ağzını güzel bağla yani. İşte Z raporunu güzel al. Sona iyi bir şey yaz. Sonunu iyi bitir. Roman arada dökülmüş olabilir, kitap yazı veya arada bayağı dağıtmış olabilirsin ama sonunda toparla bu işi. Son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defteri amelini, yani günlük defter. Yevmiye defteri galiba muhasebecilerin tuttuğu günlük işlerin defteri. Öyle biliyorum. Bu ne? Burada ne diye verilmiş? Yevmiye günlük, evet. Defteri vermemiş. Defter ameli ayrı vermiş. İnsanın iyi ve kötü işlerinin kaydedildiği defter. Tabii bizim de amellerimiz kaydediliyor. Melek kardeşler bizim zaptımızı, raptımızı tutuyor. Biz kendi şirketimizi tuttuğumuz gibi melek kardeşler de bizim şirketimizin kaydını tutuyor. O defteri güzel bağla. Hüsnü hatime. Güzel son. Hüsnü hatime. Hatime son. Hatim indirmek, sonlandırmak yani. Hüsnü hatime. Hüsnü de güzellik demek. Güzel son ile bağlamak için salata kıyam etmek. Yani niyetin o olsun. Allah'ım ben bugün çok döktüm, saçtım, günaha girdim, illaki hatalarda bulundum. Ya Rabbi yani sen benim kusurumu affeyle. Bak o gün sona erdi. O sonun günün sonunda o hesabı bir toparlamaya çalışma. Bir dağılmışlığını tekrar hakikat üzerinde birleştirme gayretine girme. Bu da vardır diyor yatsı namazında. Yatsı namazını kıldığın zaman hesabı bir toparlamış olursun diyor. Hüsnü hatimeyle orayı bir bağlamış olursun. O günü zapt etmiş olursun. Sabah namazıyla başladın, güzel açtın. Sonunda güzel bağlamış olursun. 3. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud, yani ibadet edilen ve mahbubu bakinin, mabud, ibadet edilen, mahbub, sevilen, baki, sonsuz. Yani Cenab-ı Hakk'ı kastediyor burada. Mabud ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafiz rahimin huzuruna çıkmak. Bak, gündüzde sevdiklerin yanındaydı. Şendin, şakraktın, koşturuyordun, seviniyordun. Gece oldu, tenhalaştı ortalık. O sevdiklerin kalmadı. Bir yalnızlık hissi geldi sana. Gelmez mi? Tabii ki de. Güneş batarken veya gecede insana böyle yalnızlık çok çöker yani üstüne. Bak diyor, o oldu. Öyle bir hal-i rüya yaşadın. Bütün sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbub-u bakinin. Onlar ne ki? Onlar gidiyor. Fani. Onların yerine diyor, ibadet edilecek ve sevilecek bir sonsuzluk, bir sonsuzluk sahibi. Hiç terk etmeyen, hiç veda etmeyen, her yerde hazır ve nazır, ne zaman dua etsen yanında bulduğun, ne zaman dara düşsen, imdad eylesen, tasarrufuyla senin imdadına koşan, bir Allah'ın diyor varlığını hisset, onlara bedel. Madem bu yalnızlık verildi, bu yalnızlığın da, bu hüznün de bir hikmeti var, bu boşluğun da bir hikmeti var. Onu kuşan, onu diyor Allah'a sevk et. İçinde yanma onun. Ya ne kadar yalnızım, bilmem kimse yok etrafımda. O şey var ya, uzun hava, mahzun kırmızı gülün dokudu. Merdivana dayadım sırtımı, merdivana falan diye. Yok diyor, o haleti ruhiye girme. Etrafımda ahbap kalmadı, şu bu falan diyor. Bu kadar feryadı figan etme.
Onu al, o yalnızlığı motor kuvvetine dönüştür. Onunla Allah'a yönel diyor. Bu ayrılık da zaten sana o yüzden yaşatılıyor. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel. Sabahleyin o kadar insana el açtın, iş yaptırmaya çalıştın, yardım istedin vesaire. Bir kadiri kerimin, her şeye gücü yeten bir ikram sahibinin, cömertin ve bütün titrediği muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafiz-i rahimin huzuruna çıkmak. Bak, gece titrediği muzurların şerrinden, gecede korku da vardır değil mi? Yani dışarı çıkmak korkutur, dışarıda bir karaltı, bir hareket olur, korkarsın. Şimdi gerçi şehirler çok ışıklı, belki o kadar şeyini hissetmiyoruz ama normalde eğer kırsalda yaşasak o korku daha böyle şey olur, İçimizde olur. Biz mesela küçükken ya sokak şöyle ikiye kıvrılıyor diyor, karda yaşadığımız sokak, ışık yok oralarda. Şöyle çıksan, o sokağı bitirsen ileride ışıklar var, ana caddeye çıkıyor. Ama o ara nasıl geçecek? Çocukken o mesafeyi alamazdık. Gittim mesela ben yengemgile. Yengemgil o işte şeydeydi, yolun arkasında altta. Nezaket anneler vardı, onların kiracısıydı yengemgil, amcamgil yani. Şimdi gittim amcamgile, oynadım, gece oldu. Eve dönemiyorum, abim gelip beni alacak. Gidemiyorum, korkuyorum, ufacık yol. Oradan dönsem aydınlanacak ama gidemiyorum. İnsanoğlu böyle hakikaten. Yani kırsalda bunu daha çok hissediyoruz. Karanlığın korkusu var. Şimdi her taraf ışıklı. O kadar belki tesirini hissetmiyoruz. Fakat uyandırmalıyız kendimizi tefekkürle. Tefekkür gafleti dağıtır. Üstadımız böyle söylüyor. Öyle bir şey hissettiğinde gecede, şerler, şerirler başındaymış gibi hissettiğinde, güvenliğini sıkıntıda gördüğünde hatırla yatsı namazıyla onu, titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için hafiz-i rahim, hafiz koruyan, hıfzeden, rahim merhametli, seni de ıskalamayan merhamet üstelik, sana özel tecellilerle huzuruna çıkmak. Bak yatsı nasıl bir terapi, ne işler yapıyor bizde. Yani hakkını verebilsek yatsı büyük teselli yani. O haleti ruhiyeye, o daralmaya, sıkılmaya, bunalmaya birebir gelen ilaç. Böyle reçeteye yaz, yap. Öyle bir şey. Yalnızlığa deva var, sevgi itimine var. Ondan sonra işte acizliğe şifa var. Üstü üç, korkuya şifa var. Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel. Bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemin'i methü sena etmek, hem İyyâke na'budu hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ü kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Bakınız burada da önem arayışımıza bir sanki şifa var. Şimdi üstte neler vardı? İşte sevgisizlik, yalnızlık hissine şifa var dedi yatsı namazında. Nasıl? Yani sevilecek olan Allah'a yöneliyorsun. Onun sonsuzluğunu hatırlıyorsun. Her yerde hazır ve nazır olduğunu hatırlıyorsun. O yalnızlığın vuslata dönüyor. Diğeri, acizsin, insanlardan yardım istedin gün boyunca, işlerin ancak böyle döndü falan. Ama ya, gecede bu kalmadı, insanlar etrafında kalmadı. Ne olacak? Allah'ı hatırladın. Yani o işleri asıl çeviren Allah'tı. Cömert olan Allah'tı. Bak, o yaran da şifa buldu. Üç, korku yarası şifa buldu. Yani gece korkulu bir yer. Korkulu bir zaman dilimi. Ne getirir ne götürür bilmiyorsun. Ama o anda Hafiz-i Rahim'i hatırladın. Şifa buldun. Yine namazda o mana var. Bunlara şifa buldun.
Şimdi Fatiha okumakla da şey oluyormuş. İnsan önemli olmak istemez mi? Kıymetli olmak istemez mi? İyi bir şey yapmış olmak, önemli bir yer tutmak istemez mi? Namazda, yatsı namazında Fatiha ile de o varmış. Nasıl? Okuyalım tekrar. Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, eksik, fakir, muhtaç mahlukları medih ve minnettarlığa bedel. Onları övmeye bedel, onlara minnet duymaya bedel. Bir kamili mutlak, yani kemali mutlak seviyede, sonsuz, kusursuz ve ganiyi mutlak, yani cömertliği sonsuz ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemini, alemler Rabbini methü sena etmek, övmek, hem İyyâke na'budu hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin, hesap gününün sahibine intisabıyla, bağlanmasıyla, bu intisap 23. sözde iyice açılacak, şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, bak, nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim demekle bütün mahlukat namına, kainatın cemaat-i kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Yani gecede boşta kalmıştın, kendini kıymetsiz hissediyordun, kenarda kalmış hissediyordun. Hayat belki dışına fırlatmış gibi, dışasına atmış gibi seni hissediyordun. İşte bir yalnızlık falan, melankoli hali vardı. Fakat bir namaz kıldın, alemin göbeğine oturdun. Nasıl oldu bu? Bir, Allah'ı övebilme fonksiyonunu hala görebiliyorsun. İnsan yalnızken de Allah'ı övebiliyor, sevebiliyor. Bunu yapmak neyi sağlıyor bize? Ya Allah, kainatın Allah'tan başka gündemi mi var? Bak, gündeme tekrar dahil oldun. Kendini kenarda hissediyordun. İşte gece oldu, dostlar çekildi. İşte efendime söyleyeyim, yalnızlık bastırdı, bilmem ne falan, depresif haller yok. Gerek yok ki. Kainat neyle ilgiliyse işte onu sen dile getiriyorsun. Sana vermiş Cenab-ı Hak o vazifeyi. Sözle, tefekkürle, şuurla bunu yapan sensin. Kainatın gündeminin ortasındaki sensin. İlgisiz değilsin, kenarda değilsin. Yani Cenab-ı Hak diyor bak, bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemini methü sena etmek. Ya Allah kendisini övme işini sana vermiş. Elbette kainattaki her şeyi Cenab-ı Hakk'ı övüyor. Bir makine iyi çalıştığı zaman elbette ustasını övmüş oluyor. Mesela Alman arabası. Araba iyi çalıştığı zaman diyorsun lan, Almanlar ne araba yapmış. Övüyor çünkü sanki sahibini o çalışmasıyla. Veya işte bir matbaa makinesi. Hatırlıyorum, bizim matbaaya yeni makine alındığında, işte o benim çalıştığım Nesil Yayınları'nın matbaasına, ustalar böyle geçmişler karşısına, abi şey, sanki hani karşılarında bir güzel oturuyor, hepsi iltifat ediyorlarmış gibi. O onun bir tarafını övüyor, bu bir tarafını övüyor. Dedim bu ne ya, bu kadar hayranı diyorum, Tarkan bulamadı. Onlara öyle takılırdım o zamanlar yani. Makine çünkü çok güzel çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor. Çevresindekiler de hayran oluyor ona böyle. Ne güzel çalışıyor, ne güzel yapmışlar. Şimdi övdürdü mü? Övdürdü. O da lisanı haliyle övüyordu şeyini, ustasını. Ben iyi bir makinayım, benim sahibim iyi bir usta, beni üreten iyi bir firma. Bunu makine de yapıyor, iyi makine. Sahibini övüyor. Gibi gibi alem zaten Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde tesbih ediyor, tenzih ediyor, sena ediyor kendi kabiliyetlerince. Ama Cenab-ı Hak insana da bunların üstüne bir şuurla tesbih, bir dille tesbih, lisanla tesbih, sesle tesbih, tefekkür, şükür, bunları vermiş. Bunu da seviyor Cenab-ı Hak. Bu da olsun istiyor. Ve insanda bir de şu var. Biz o farklı farklı renkteki tesbihleri toplayabiliyoruz. Neyle? Esma-i Hüsna bilgimizle. Hazreti Adem'e öğretilen talimi esma sırrıyla, o meleklere üstün geldiği o yarışma mı diyelim, orada
Allah'ın isimlerini bilmesi gösterdi ki tesbihleri toplayıp Cenab-ı Hakk'a sunabilme yeteneği insanda. Şimdi bu yetenek gece de olsa sende. Yatsı yıkıldığın zaman hatırlıyorsun ki ya ben hala insanım ya. Bu yalnızlık falan tamam insanlar çekildi falan ben kendimi önemsiz hissettim ama yahu zaten varlığın üzerine durduğu şey ibadet. Ben de onu bu tenhada hala yapabiliyorum. İşte ben kainatın gündemindeyim hala. Aynı gündemle meşgulüm. Kenarda kalmadım. Hala şeydeyim. Bu bazılarında kriz yapıyor ya böyle işte atıyorum Instagram, Facebook, Twitter, canlı yayın falan böyle sürekli anlık paylaşımda bulunmak bazılarında böyle çok bağımlılık haline gelmiş durumda. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Adam internette kesik bir yere gitti mi gündemden koptum diyor. Yani bağım koptu diyor kainatla. İntisabım buradaki ifadeyle. O intisabım koptu diyor. Bağım koptu. Gündemden koptum. Haberim yok hiçbir şeyden. Televizyon hani yoksa mesela. Haberleri izleyeyim de bir gündeme dahil olayım. Kainatın gündemi ibadet. Cenab-ı Hakk'ın methü senası. Onu yaptın, internete girdin. Yani kainatın internetine, network'una girdin yani. Namaz bizi kainatın internetine bağlıyor. Bir, Cenab-ı Hakk'ı methü sena ederek dahil oluyoruz. İki, İyyâke nâbudu hitabına terakki etmek. Ancak sana ibadet ederiz. Cenab-ı Hak'la birebir muhatap oluyoruz artık yani. Ancak sana Cenab-ı Hak hakkında sen ifadesini kullanıyoruz. Bu büyük bir nimet. İyyâke nâbudu hitabına terakki etmek yani küçüklüğünü, hiçliğini, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan ezel ve ebed zaman dışılığı anlatan şeyler aslında. Zamanın üstünde bir şey Cenab-ı Hak. Zaman onun mahluku. Cenab-ı Hak geçmiş, gelecek, bugün, yarın Cenab-ı Hakk'ın nazarında hepsi bir. Cenab-ı Hak hepsini görüyor, hepsini biliyor. Yani o makamı anlatan şeyler. Ezel daha çok öncesizlik diye kullanılıyor ama zaman dışılık diye anlayalım biz bunu. Ebed Sultanı diyor mesela. O da geleceğe dönük tarafını sonsuzluk manasında anlatıyor. Olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla, hesap gününün sahibine intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip kendimizi nasıl değerli hissedeceğiz? İşte sırrı burada. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ü kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadat ve istianatı ibadetlerini ve dualarını ona takdim etmek. Yardım dilemelerini ona takdim etmek. Bu iş hala sende. Gece oldu ama bu iş senden alınmadı yani. Cenab-ı Hakk'ın muradı o ki mahlukatın ibadetlerini kendinde cem et, tefekkürünle cem et, şuurunla cem et, canlılığınla cem et, onu dilinle sen Cenab-ı Hakk'ı ifade et. O lisan-ı münasiple ifade vazifesi sana verilmiş. Onu Cenab-ı Hakk'a sen diyerek söyleyebilme yeteneği sana verilmiş. Taş diyemiyor, kaya diyemiyor, hayvan diyemiyor, bitki diyemiyor. Bunu demek sende. İşte kendini değerli hisset diyor buradan hareketle. O gecenin melankolisi seni sarmasın yani. Hem ihdinas sıratel müstakim demekle, ne demek ihdine sıratel müstakim? Ya Rabbi beni doğru yola ilet demek. Sırat-ı müstakime, istikamete ilet demek. İstikamet aslında işte kuvvelerin, Bediüzzaman Hazretleri onu galiba İşaretül İcaz'da açıyor. İstikameti insanda kuvveler var. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye. Yani kuvve-i gadabiye, gadab, gazap, öfkelenme falan yani korunma güdüsü diyelim daha anlaşılır şekliyle. Kuvve-i şeheviye işte yemek, içmek, uyumak, konuşmak buna da ne diyelim arzu güdüsü diyelim. Yani menfaatini tanıyıp ona sevk olunma. Kuvve-i gadabiyede sakınma var. Ötekinde arzunun peşinden koşma var. Yani hayatta kalmamızın iki şeyi. Birisi korunma, canlı olmak için bu bütünlüğümüzü korumamız lazım. Cenab-ı Hak bize bir bütünlük vermiş. Tırnağımızdan başlıyor saçımıza kadar. Bu bütünlüğü korumaya çalışıyoruz biz. Veya bu bütünlüğün katmanları işte akrabalarımızı, ailemizi,
milletimizi, devletimizi, vatanımızı, dinimizi korumaya çalışıyoruz. Neden? Bu bütünlükle ilgili zaten onlar yani. Gibi gibi. Kuvve-i şehebiyete arzularımıza ulaşmamız lazım. Hayatta kalabilmemiz için. Yememiz lazım, içmemiz lazım. Onunla bağlantılı işte satmamız lazım, konuşmamız lazım. Varlığımızı arttırmak için çabalamamız lazım falan filan. Bunlar da kuvve-i şehebiye ile ilgili. Yani kuvve-i şehebiye ve kuvve-i gadabiye canlılığın iki tarafı. Bir de kuvve-i akliye var. O ne işe yarıyor? O da zararlı ile menfaatliyi birbirinden ayırmaya yarıyor. Niçin lazım bu? Şimdi kuvve-i gadabiye sakınacak da sakınacağı her şey acaba gerçekten zararlı mı? Belki de faydalı şeyden kaçıyor yanlışlıkla. İşte arzulaması gereken şeyden kaçıyor belki de. Veya kuvve-i şehebiye bir şeyin peşinden koşuyor ama belki de ondan kaçması lazımdı. Yanlış şeyin peşinden koşuyor belki. İşte bu ayrımda, doğru ayrımı bize kuvve-i akliye yaptırıyor. Yaptırması lazım. Nefsin eline geçerse tabii direksiyonu pek feci oluyor. O ona karıştırıyor adresleri. Ama onları aşırılıklardan koruduğumuz zaman, yani mesela kuvve-i gadabiyeyi veya kuvve-i şehevyeyi veya kuvve-i akliyeyi doğruyu yanlış, yanlışı doğru görecek noktadan koruduktan zaman insan istikamette duruyor. Doğru yerde duruyor. Elbette bunu da bize öğreten şeriat. Yani insan fıtraten onu koruyamaz sadece kuvvelerle kalırsan. Şu düz seküler akıl onu sağlayamaz. Sağlayamadığı da dünyadaki yansımalarından belli. Ama şeriat bizim aklımızın yetmediği yerlerde de bizi koruyor. Mesela işte hep veriyorum o örneği. Faiz malımızı arttırıyor gibi duruyor. Lan ne güzel bir şey. Oo, 3 yatırdım 300 aldım falan. O kadar veren yok da yani söz misal. Veya işte 3 verdim 1 alıyorum. 3 verdim 4 alıyorum. Bir de üstüne koyuyorlar. Öyle alıyorum falan. Lan iyi bir şey falan. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Faiz malı azaltır, zarar verir. Hakikaten de yani faizle geçinen toplumlara bakıyorsun kargaşası dinmiyor. Neden? Çünkü çökmüş bazıları o paranın üstüne. Gayretsiz kazanıyorlar. Bir spekülasyon yapıyor, bir şey yapıyor. Bir anda 100 bin, 200 bin garibanın şeyine çöküyor o sistem. Rızkına, gelirine işte bu kripto para meselesi mesela. Adam çöktü gitti, o kadar parayı çekti gitti mesela. Ya bu emeksiz para kazanma mevzusu hep tuzaklı. Faiz bu tuzağın ana başlığı. Ama içinde başka türleri de var. İşte kripto para da öyle bir şey bence. Yani o para gerçek bir para değil ki, itibari bir değeri var. Her an sen aldın mesela 50 liraya, yarın o 1 lira da olabilir. Aşağı çekti mi o şeyi, o kurguyu kim düzenliyorsa. Çekti mi kerit silkeleme yapıyorlar. O parayı verenlerin parasını yutuyorlar yani. Ama bu tuzağa düşmek de hırsla oluyor. İşte o ifratla oluyor. Kuvve-i şehaviye ifrata kapılıyor. Mantıksız seçimlerde bulunuyor. Emeksiz kazanayım diyor mesela. Öylelerini de kolay avlıyorlar. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Evet. İstikamet böyle bir şey dedik yani. O ifrattan, tefritten, aşırılıklardan korunmakla oluyor. İhdinas sıratal müstakim. Biz Cenab-ı Hak'tan bizi doğru yolu ilet diye dilediğimiz zaman da bunu dilemiş oluyoruz. Bir, diyoruz ki Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi bizi kuvvelerimizin aşırılıklarından koru, çünkü bu kuvveler karıştırabiliyorlar. Bir, bunu diyoruz. İki, Ya Rabbi bizi iman üzerinde koru. Bu da bir istikamet çünkü. Üç, şeriatınla amel üzerine koru. Bu da bir istikamet. 4, 5 yani katmanları arttırabilirsiniz. Herkes kendine göre orada bir istikamet dileniyor. Demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Karanlığa düştün. Gece nereye gideceğin belli değil. Yürüdüğün yol belli değil. Bir adım öteye atsan adımını çukur mu? Çıkış mı belli değil. Tümsek mi yani belli değil. Ne oluyor? İşte tam o zaman yatsıdaki Fatiha'nın İhdinas sıratal müstakim cümlesi daha bir anlamlanıyor. O gece background'uyla, sahnesiyle. Yani o cümleyi gecede söylemek insanı daha bir açıyor çakralarını veya uyandırıyor.
Düşünsenize, o Kur'an'da da verilir ya bu örnek. Münafıklar hakkında verilir tabi. Gece olmuş. Bir de yağmur var falan. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Hayvanın seni terk etmiş. Ben biraz daha arttırıyorum şeyini mesela. Çölde kaldın gece. Hiç nereye gideceğini, bir adım öteni bilmiyorsun yani. Yağmur yağıyor falan filan. Ara sıra bir yıldırım çakıyor. Bir adım atıyorsun, azıcık aydınlanıyor falan. Yani öyle bir haletli düşünün. Orada ihtina sıratel müstakimden başka ne dilersin ki zaten? Yani bütün endişenin özü o zaten. Nereye gideceğim? Ne taraf doğru? Bu karanlıkta ne tarafa gitmeliyim? Yolumu kaybetsem mesela öyle bir gecede, ışık olmayan bir yerde. Ya burası mı düz, burası mı düz? Burası mı gideceğim taraf, bu taraf mı benim gideceğim taraf? Önüm neresi, arkam neresi? Kuzey neresi, güney neresi? Bilmediğin o halet, gecede var o ruh. Onu hisset diyor. İhtina sıratel müstakimin manası tam açılır sana gecede. Diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misillü emrine musahhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükûa varmak. Bak. Yine geceyi dekor kılmak. Gecede ne var? Bitkiler uykuda, hayvanat gizlenmiş, tamam. Ama yıldızlar uyanık, hüşyar yıldızlar diyor bak. Uyanık yıldızlar. Birer nefer misillü emrine musahhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükûa varmak. Yani tamam, bitkiler, hayvanlar, şunlar bunlar kayboldu ama ışık gitti, güneş gitti ama yıldızlar hala vazifede. Yanmaya devam ediyorlar. Ya bu bir nevi şeyi düşündürür. Hani düşünün, evinizden şey gözüküyor, karakol gözüküyor. Karakolun ışıkları yanıyor. Dersiniz ki hala şehre sahip çıkanlar var. Bak orada nöbet tutanlar var veya gözünüz ona ilişiyor. O aydınlıkta elinde silahla nöbet tutanlar var. İçinizi bir rahatlama kaplar değil mi? Bak nöbet tutuluyor falan hala. Ya da o şehrin şeyde olduğunu düşünün. Sınırda. Bir sınır şehrindesiniz. Askerinizin nöbet tuttuğu yeri görüyorsunuz. O size ne hissettirir? Bir güven hissettirir değil mi? Ya bak hala nöbetteler. Başıboş değil buralar. Bırakılmış değil buralar. Hala sahip çıkanlar var, gözetenler var. Hissi oluşur sizde onu gördüğünüz zaman. Gibi gibi. Bu mahlukat da diyor saklandı gecede ama yahu diyor yıldızlara bak. Hala görev sürüyor. Cenab-ı Hakk'ın diyor hüşyarları, uyanıkları hala görev yerlerinde. Allah'ın diyor o azametini hatırla. Seni bu karanlıkla yalnız bırakmış değil, başıboş bırakmış değil, terk etmiş değil. Her an bir işte. O güneşler hala yanıyor, her an yanıyorlar. O diyor azameti düşün, bu yalnızlık hissini Allahu Ekber ile vuslata çevir. Zat-ı Zülcelal'in, yani Celal sahibi Allah'ın kibriyasını, büyüklüğünü düşünüp Allahu Ekber deyip rükûa varmak. Yani rükûyla o vuslatı hatırlamış oldun. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva-ı mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden emri künfeye kün ile terhis edildiği zaman, yani alem-i gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri künfeye künden gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haş olup, kıyam edip, kemerbeste-i hizmet-i Mevla oldukları gibi, şu insancık onlara iktidaen, o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahim-i Zülcemal'in bargâh-ı huzurunda hayret âlût bir muhabbet, beka âlût bir mahviyet,
İzzet Alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladı. Bakınız, bir hadis-i şerif var. Gece olduğunda sahabelerden biri soruyor galiba Cenab-ı Hakk'a, güneş nereye gidiyor gece olduğunda, akşam olduğunda gibi bir şey soruyor. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şey diyor, yanlış hatırlamıyorsam, arşın altına Rabbine secde etmeye gitti diyor güneş. Yani şimdi bazıları bu hadisleri şey yapıyorlar, ya işte şöyle bir şey var mı falan, güneş bir yere gitmiyor kardeşim yerinde falan. Ya bu insanlar, bunu diyen insanlar yani arkadaşlar, bunlar edebiyattan da anlamıyor, mecazdan da anlamıyor, işaret etmekten de anlamıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adama, bakalım ki yani o sahabe efendimiz ne kadar uzay şeyine vakıf, bu işte kozmografiye. Efendimiz ona birebir kozmografyayı mı anlatsın yani? Anlatsa belki de adam onu kabul etmeyecek, öyle şey olur mu diye. Ona anlayacağı bir mana anlatıyor. Böylece ne sorusunu cevapsız bırakmış oluyor, ne de aklı şaşırtılmış oluyor yani. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeye dese ki, işte bir avuç suda binlerce, milyonlarca canlı yaşayabiliyor falan. Şimdi o adam onu anlayamaz ki, derk edemez yani, kafası kaldıramaz o şeyi. Nasıl yani, elimdeki suda canlı mı var falan diye. Yani öyle bir bilgi yok ki onun background'unda. Ona hazır da değil. O bilgi zamanla oluşuyor insanlıkta. O yüzden Kur'an veya sünnet her şeyi hemen söylememiş mesela. Efendimiz gelmiş, bak ampulü böyle yapacaksınız falan, böyle bir şey yok. Böyle yapması da irşada aykırı olurdu. O insanlar o bilgiye hazır değildi. O bilgi zamanla inşa oldu toplumda ama işaretler var. Mesela Nur ayeti, Nur suresindeki Nur ayeti. İşte o Allah'ın nurunu anlatan, bir fanus içinde yanar, doğudan ve batıdan gelmeyen bir ağacın, işte o tasviri hatırlayın. Şimdi hepsi aklıma gelmedi. Bir ağacın yakıtından tutuşturulmuştur. Kendisine ateş dokunmasa da ışık verir gibi tasvir. Yani o şeyi anlatıyor, işaret ediyor. Yani hissedebiliyoruz bu manaya bir yakınlık var. Ama işaret kabilinden, bizim asrımızın hissesi olarak, yoksa o asırdakiler o hisseyi alamazlardı gibi gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o hadiste o sahabeye şeyi anlatıyor. Yani işte burada Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği bu paragraftaki şeyi anlatıyor. Bu paragraf bence o hadisin manasını kendinde içeren bir paragraf. Söz basım o notu düşmemiş ama hani belki de düşmek lazımdı o notu da buraya. O hadisi hatırlayıp, yani güneşin Cenab-ı Hakk'ın arşının altına secdeye gittiğini hatırlamak, nasıl? Geceyle secde arasında bir bağ kurmak. Okuyorum bir daha, dikkatlice dinleyelim. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, bütün mahlukat bir gün Cenab-ı Hakk'a secde edecek veya ediyor zaten şu an. Hepimiz secdedeyiz aslında. Her varlık Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğiyor. Bir de işte şey var, Cenab-ı Hakk'ın emriyle yok olacağı zaman var, yani o işte kıyamet zamanı diyelim mesela. Bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, herkesin ibadetini düşünüp, herkesin Cenab-ı Hakk'a secde ettiğini düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envai mevcudat, varlık türleri, hatta arz yani dünya, hatta arz derken yer küre yani zemin, hatta dünya atmosferiyle beraber galiba onu kastediyor. Birer muntazam ordu, belki birer muti nefer, yani emre uymaya hazır nefer, itaatkar nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kün feyekün ile terhis edildiği zaman, Cenab-ı Hak ol dediği zaman oldurur, kün feyekün o demek. Bütün kainat diyor bu vazifesinden, tamam görevin bitti denildiği zaman, işte o kıyamet vaktinde, yani alem-i gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, bütün varlık
secde edecek. Yani o kıyamet zamanını düşünün. O kıyamet zamanı belki de bir tür secde. Şimdi secde ne? Ayak üstünde duran canlının, şöyle belki elim iyi gözüksün. Ayak üstünde duran canlının şu hale gelmesi, değil mi? Yani biz böyle başlamış oluyoruz, böyle oluyoruz. Bu şeye benziyor. Ben öyle benzetiyorum. Mesela dalga hareketi gibi. Böyle hop, batma. Bu hani balık çıkar, tekrar suya girer. Düşünelim onu. Veya kuş yükselir, tekrar alçalır. Düşünelim bunu. Bilim adamları diyorlar ki mesela maddenin en altına indiğimizde de böyle diyor dalgalar bulacağız belki diyor. Enerji dalgaları. Nereden geliyor, nereye gidiyor bilmiyoruz ama galiba diyor en aşağı indiğimizde sabit bir madde çıkmayacak karşımıza. Maddenin altında biz enerji dalgaları göreceğiz. Böyle. Dalgalanmalar. Onlar yoğunlaştığında madde olarak bize gözüküyor. Biz öyle görüyoruz. Öyle bir yere gidecek galiba diyorlar bu iş. Bunların hepsini düşünün. En minikte bu oluyorsa, bu iş bir dalgaysa en minikte, o foton tanecikleri midir, onun altında başka tanecikler midir, dalgaysa, belki en büyük resimde de bu iş dalga. Yani varlık başladı bir yerden, bitecek bir yerde. Başladı bir yerden, bitecek bir yerde. İşte insanlık da başladı bir yerden, iniyor secdeye. İnsan oldu, kıyamdaydı, indi secdeye. Boyun eğdi emre yani. Gibi gibi, bak güneş gece ne yaptı? Başladı gündüze, indi secdeye. Başladı gündüze, indi secdeye. Akşam oldu yani güneş çıktı mesela doğudan, batıya böyle indi. Bak o halde secdeye benziyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Yani bir mecaz yapmış ama çok muhteşem bir mecaz yapmış orada. Bak bir secdeyle hepsini birbirine bağladı. Üstad burada nasıl bağladı? Yine secdeyle bağladı yani. O hadisin sanki burada tefsiri var. Ben öyle hissediyorum. Allahu alem kaydıyla söyledim bunu. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envai mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden emr-i künfeye kün ile terhis edildiği zaman, yani alem-i gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emr-i künfeye künden gelen bir sayhayı ihya, yani yaratılış sayhası sesi, hayata dönüş sesi ile ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i hizmet-i Mevla oldukları gibi, şu insancık onlara iktidaen, o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahim-i Zülcemal'in, bargâh-ı huzurunda, bargâh-ı huzur ne demekmiş? Allah'ın huzuru yüce katı demekmiş. Bargâh-ı huzurunda hayret âlud, hayretle karışık, hayretle dolu bir muhabbet, beka âlud, sonsuzlukla karışık, sonsuzlukla dolu bir mahviyet, alçak gönüllülük tevazu, izzet âlud, izzetle karışık, izzetle dolu bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuğa gitmek, sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Yani biz nasıl insan bir şeye çok hayret eder, çok sevinir, çok şaşırır, secdeye kapanır. Hani geçen anlattım onu da. Filistin'de bir çocuğun boğazına bir şey kaçmış. Ailesi acile koşturmuş getirmişler. Belki gördünüz siz de videosunu. Doktor çıkarıyor. Adam doktorun hani o kadar korkmuşlar ki. Doktor çıkarıyor, çocuk nefes almaya başlıyor. Adam doktorun ayağına kapanıyor. Bu olmaz mı? Olur. Gündelik hayatta da biz böyle şeylere rastlıyoruz. Bazen öyle sevinçler, öyle hayretler yaşıyoruz ki yani karşımızdakinin ayağına kapanalım istiyoruz mesela. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize fıtri olarak verdiği bir şey. Orada yaptığımız hareketten bunu görüyoruz aslında. Bu secde etme meselesi insanda fıtridir. Ama Allah diyor ki secdeniz yalnız bana karşı olsun.
Elbette o ayağa kapanmalar secde değil. Onlar sevinç. Ama onun aslı, hakikisi ancak Allah'a olabilir. Çünkü onu hak eden Allah. O çocuğun nefesini açan da Allah, kurtaran da Allah yani. Şimdi diyor ki o secde haleti ruhiyesi hem diyor şey var, hiçe gidişin hissi var. Çünkü bütün varlık o şeye gidiyor. Bir de tekrar vücuda gelişin şeyi var diyor onda. Biz secdeyi namazlarımızda nasıl yapıyoruz? Bir gidiyoruz, kalkıyoruz, tekrar gidiyoruz değil mi? İnsanın dünyadaki varlığı nasıl? Bir geldik, gideceğiz, tekrar geleceğiz. Yani bunlar hep böyle birbiriyle çağrışımda, namazın hareketleri, başka ibadetlerimiz. Bunlar hep böyle Cenab-ı Hak birbirine bağlamış aslında da biz o bağları göremiyoruz. Hepsinin bir temsil ettiği şey var yani. Evet. Ve işte gençlikten yaşlılığa gidiş. Gençken, çocukken şimdi bak namaza başladığını düşün çocukken. Gider kıyamdasın. Bak ihtiyarla yaşıyorsun. Böyle eğiliyor boynun. Rükû. İyice ihtiyarladın. Öldün. Secde. Yani o süreç ömürde de var. Gibi gibi. İşte diyor kemerbeste-i hizmet-i Mevla oldukları gibi diyor her şey. Bütün varlık vücuda gelirken. Şu insancık onlara iktidaen o Rahman-ı Zülkemal'in kemal sahibi Rahman olan Allah'ın ve Rahim-i Zülcemal'in cemal sahibi, güzellik sahibi Rahim'in bargâh-ı huzurunda hayret âlût bir muhabbet, yani hayretle bir sevgi. Tekrar varlığa geldik. Tekrar bize o var olmamız emredildi. Bir secdeye gittik, tekrar kalktık. O şey his, beka âlût bir mahviyet. Yani bize sonsuzluk verilecek. Onun şeyi, sevinci, tevazusu, beka âlût. Burada ne vermiş? Sonsuzluk sırrından pay almış demiş beka âlût. Şimdi ben öyle vermemiştim anlamı bakma güzel. Doğrusu buymuş demek ki. Allah razı olsun söz basımdan. Beka âlût sonsuzluk sırrından pay almış bir mahviyet. Yani sonsuzluk sırrından kendisine bahşedilenden haberdar olmuş onun tevazusunda. Onun alçak gönüllülüğünde. Onun farkında verilenden fark yani verilenin farkında. Eline verilen altının farkında yani. İzzet âlût bir tezellül. Zahirde bir tezellül yani zillet, eğilmek, secdeye gidiyorsun. Ama onun içinde izzet var. Çünkü eğililmesi gereken kişinin karşısında eğilmişsin. Ham adamın, yobaz adamın, zorba adamın, zalim adamın, kibirli adamın, şımarık adamın, şunun bunun karşısında eğilmek elbette zillettir. Ama Allah karşısında eğilmeyi hak ettiği için o zillet değildir, o izzettir. Kula kulluk, kulun sultanlığıdır yani. Kula kulluk dedim. Allah'a kulluk, estağfurullah, Allah'a kulluk, kulun sultanlığıdır. Doğrusu bu. Allah'a kulluk, kulun sultanlığıdır. Yanlış söylemeyeyim, önceki yanlıştı. Allah affetsin. Öyle bir vakit yani yatsı. Her şey hiçe gidiyor ama yarın da gündüze çıkacak tekrar. Bak gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Gece gitti, gündüz tekrar kalktı. O dalga hareketi. Onu diyor hissetsen o halet-i ruhiyeyi, o secdeleri anlarsın diyor niye yaptığını. Üstad Hazretleri böyle diyor. Evet, vaktimiz geçti arkadaşlar. Bu duasını okuyalım bitirelim o zaman ya. Çok uzatmayayım ben, bir yarına kalmasın artık. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Bir daha okuyorum, son paragrafımız bu, aklınızda kalsın. Demek şu beş vakit namaz, her biri birer inkılab-ı azimin, büyük değişimin işareti yani ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın büyük icraatlarının, rububiyetinin büyük icraatlarının emaratı yine işareti ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin yani büyük kapsamlı bağışlarının, nimetlerinin, mesela güneşin doğuşu çok kapsamlı bir nimet. Çünkü ne kadar çok şey faydalanıyor ondan.
Yani bir tek birbirimize çikolata vermek gibi değil bu. Bütün dünyaya güneş veriyor Cenab-ı Hak. O kainattaki düzen, dünyadaki düzen onunla dönüyor. İnamat-ı külliye, yani kapsamlı, Cenab-ı Hakk'ın kapsamlı nimetlerinin alamat, yine alamet, işaret, yani işareti olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Yani Cenab-ı Hak 5 vakte namaz emretmiş ama her bir vakitte 1000 sır var. Her bir vakitte varlığın başlangıcından tut sonuna kadar denk gelen hikmetler var. Tam olması gereken yerde yapılıyor o ibadetler ve tam olması gereken şey yapılıyor o vakitlerde. Yani bak, hem ibadet tam olması gereken vakitte yapılmış oluyor, 5 vakit namaz, hem de tam o vakitlerde tam olması gereken amel yapılmış oluyor. Namazın iki tarafı da var. 9. sözün tamamı ayetten hareketle. O en baştaki ayetlerden, Rum suresinin 17. ve 18. miydi? Hatırlayalım onu. 17-18. ayetlerinden hareketle Üstad Hazretleri bunu bize öğretmiş oldu. Elhamdülillah, biz de inşallah faydalı bir ders aldık. Böylece 9. sözün sonuna geldik. Duasını da okuyalım inşallah. Çok kafasını gözünü kırmadan okurum. Böylece bitirmiş oluruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men erseltehu muallimel li'ibadike li'uallimehum keyfiyete ma'rifetike vel ubudiyeti leke ve muarrifel li künuzi esmaike ve tercümanen li ayeti kitab-ı kainatike ve mir'aten bi ubudiyeti li cemali rububiyetike ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve rahamna ve rahamil müminine vel müminati amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Anlamını da okuyayım. Allah'ım, kullarına seni nasıl tanıyacaklarını ve sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kainat kitabının ayetlerinin tercümanı ve kulluğuyla senin cemal-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salat ve selam et. Bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet et. Amin. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin. Bir daha okuyorum. Allah'ım, kullarına seni nasıl tanıyacaklarını. Bak, peygamberliğin fonksiyonları yani. Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kainat kitabının ayetlerinin tercümanı. Bak, sadece Kur'an demiyor, kainat kitabının ayetlerinin tercümanı ve kulluğuyla senin cemali rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salat ve selam et, bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet et. Amin. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Elhamdülillah, böylece 9. sözü de bitirmiş olduk. Yarından itibaren 10. söze, çok büyük, çok kıymetli bir bahse başlayacağız. Zor da bir bahse başlayacağız. Cenab-ı Hak inşallah onda da hayırla muvaffak olmayı, hitama erebilmeyi nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.